geri bildirim alma Hizmeti tanımladıktan ve hizmet tasarımını tamamladıktan sonra dışarıdan görüş ve yorum almak yararlıdır. Bu işlem, hizmet hayata geçilmeden önce potansiyel kullanıcılardan, uzmanlara uzanan geniş bir kitleden farklı bakış açıları elde edilmesini sağlar. Kitle kaynak görüş elde etmenin bir yoludur. Kitle kaynağın birçok farklı tanımı bulunmaktadır. Jeff Howe'a göre kitle kaynak geleneksel olarak belirli bir kişi tarafından gerçekleştirilen bir işin bilinmeyen geniş bir kullanıcı grubuna açık çağrı şeklinde dış kaynaklanmasıdır. Diğer tanımlar şu şekildedir. Bir yazılım ya da birey tarafından çözülemeyen problemlerin çözümü için o işi geniş kullanıcı kitlelerinin küçük katkılarla yapması için web üzerinden koordine etmek genellikle internet üzerinden ücretli veya ücretsiz olarak belirli sayıdaki insandan belli hizmetlerin gerçekleştirilmesi için girdi elde etmek. Bir işi tek başına yapabileceğinden daha iyi yapmak için sessiz hedef kitle olarak görülen kalabalıkla işbirliği yapmak. Kitle kaynak üç temel bileşenden oluşur. Talep sahibi, görevleri ya da projeleri vererek yanıtları toplayan kişiler. Çalışan, Görevler üzerine çalışmalar yapan ve istenen yanıtları veren kişiler. Platform. Görevleri yönetmede ve yayınlamada kullanılan program. Kitle kaynak birçok farklı amaç için kullanılabilir. Örneğin, çeviri, logo tasarımı, mobil uygulama testleri, veri doğrulama ve marka tasarımı gibi bir işin yapılması için. Kitlesel fonlama, politik aktivizm, vatandaş katılımı. Sivil yenilik ve toplumsal gelişmeler gibi bir durumla ilgili farkındalık oluşturmak ve bir hareket yaratmak için fikir üretmek, ürün geri bildirimleri almak, beyin fırtınası, problem çözme ve sürüm testleri gibi girdi görüş elde etmek için kullanılır. Kitle kaynak aracılığıyla katılımcılardan beklenen görevler şunlardır: Bir yazılım geliştirmek gibi karmaşık görevler, logo tasarımı gibi basit görevler, bir mobil uygulamayı test etmek gibi geniş ölçekteki görevler, bir görseli etiketlemek için küçük ölçekli görevler, kitle kaynak, bilgisayarlarca yapılamayacak olan, bir insanın tek başına yapamayacağı, küçük parçalara bölünebilen işler için kullanılır. Kitle kaynak kullanımında ipuçları. Kitle tanımlanmalıdır. Kitle belirli bir grup mu yoksa herkesi içeriyor mu? Kitleyi nereden bulacaksınız? ve kitleye en iyi nasıl ulaşacaksınız? Kitleye verilecek mesaj anlaşılır olmalıdır. Kitle, istenileni net olarak anlamalıdır. İstenilenler farklı yorumlanmayacak bir yapıda olmalıdır. Süreç açıklanmalıdır. Bütün sürecin nasıl işlediği açıklanmalıdır. Katkılar, seçim, oylama gibi bütün aşamalar tanımlanmalıdır. Bir son tarih verilmelidir. Ödüllendirme sistemi açıklanmalıdır. Kitlenin süreç sonundaki kazanımları belirtilmelidir. Kitleden gelecek sorular yanıtlanmalıdır. Katılımcılara geri bildirim verilmelidir. Giriş için küçük bir kriter olmalıdır. Kitle kaynak kullanımı sürecindeki aşamalar şunlardır. Görevi tanımlayın, soru sorun, projeyi ya da hizmeti tanımlayın. Kitle kaynak platformunu belirleyin. Projeyi, görevleri yayınlayın ve yanıtları bekleyin. Yanıtları toplayın. Kitle kaynak kullanıldığında genellikle yeni fikirler üretilir, geliştirme maliyetlerini düşürür, müşterilerle doğrudan ve duygusal bir bağ oluşturur. Kitle kaynak konusunda daha fazla bilgi edinmek için bu kaynaklara başvurabilirsiniz.